Sevgili arkadaşlar, Doktordan TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz Delta varyantı. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Delta varyantı nedir? Covid-19 hastalığına sebep olan yeni koronavirüs gibi genetiği RNA olan virüsler kişinin hücrelerine girerek kendi genetik materyalini aktarır. Yerine koronavirüse maruz kalan hücreler ise virüsü kopyalar ve hücre yok olana kadar virüs çoğalmaya devam eder. 2019 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS virüsünün sıklığı mutasyona uğramaktadır. Bazı mutasyonlar önemli değişikliklere neden olmazken, bazıları ise diğerlerine göre çok daha büyük değişimlere ve risklere sebep olabilir. Covid-19 hastalığına yol açan SARS virüsünün mutasyona uğraması sonucunda meydana gelen Delta varyantının diğer varyantlardan daha yüksek bulaştırıcılık ve öldürücülük oranına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Yüksek bulaştırıcılığının nedeni Delta varyantının protein yapısında görülen değişikliklerin hücreye girmesini ve tutunmasını kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Virüslerin mutasyona uğraması toplumda endişe ve paniğe yol açabiliyor olsa da mutasyon aslında doğal ve sık karşılaşılan bir durumdur. Ayrıca COVID-19 için geliştirilen aşılar Delta varyantına karşı koruma sağlandığı bazı araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır. Delta varyantının Hindistan'da ortaya çıkışından beri ölüm oranlarında artış gözlemlenmiştir. COVID-19'un diğer varyantlar ile karşılaştırıldığında çok daha bulaşıcı ve tehlikeli olan Delta varyantının pandemi sürecini nasıl etkileyeceği ise henüz tam olarak bilinmemektedir. Her ne kadar bazı aşıların bazı varyantlar üzerinde belli oranlarda etkisi olduğu ifade edilmiş olsa da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemi sıklıkla vurgulanır. Delta varyantının belirtileri nelerdir? Delta varyantının belirtileri COVID-19 hastalığına sebep olan diğer varyantların belirtileriyle oldukça benzerdir. Ve en önemli olanlar aşağıdaki listededir. Ateş, şiddetli öksürük, solunum yetmezliği, koku kaybı, eklem ve kaslarda ağrı, boğaz ağrısı, iştahsızlık, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, halsizlik, bulantı, ishal gibi. Delta varyantından nasıl korunabiliriz? Delta varyantından korunmak için yapılması gerekenlerin başında, Delta varyantı karşısında koruyucu olduğu bilinen BioNTech gibi aşılardan 2 doz olmak ve ağız ile burnu tam kapanacak şekilde maske takmaya, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmek gerekir. 2 doz aşı olan kişilerin kendileri ve çevrelerindeki insanları korumaya devam etmesi pandeminin seyrinde büyük etkiye sahiptir. Covid-19'dan korunmak için mutlaka dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekildedir. Belirlenen mesafe kurallarına uymak, herhangi bir yüzey ile temas ettikten sonra elleri en az 20 saniye boyunca sabunla yıkamak, kapı ve pencere kolları, masalar, anahtarlıklar, musluk başları ve tuvalet gibi yerleri sık temizlemek, elleri dezenfekte etmekten kesinlikle ağız, yüz ve göz gibi yerlere değdirmemek.